Whatever happens today will be gone tomorrow. So today, be who you wanna be, 'cause you will be forgotten tomorrow. Do I wanna know? Do I wanna know? Do I wanna know? It's worth to try to keep things alive. Yeah, I need to know. Whatever you're hiding, I need to find it. I need to know. Do I wanna know? I wanna know. I wanna know. I don't. Whichever road you take, faith will strike like an arrow. Leave each day like it's the last. Who knows, there'll be a tomorrow. Do I wanna know? Do I wanna know? Do I wanna know? It's worth to try to keep things alive. Yeah, I need to know. Whatever you're hiding, I need to find it. I need to know. Do I wanna know? I wanna know. I wanna know. I don't know. Decide who you wanna be, 'cause you will be forgotten tomorrow. İyi geceler. Breakdown'a hoş geldiniz. Bugün bir stüdyo konuğumuz var. Cem. Cem hoş geldin. Merhabalar. Cem, biraz kendini tanıtır mısın bize? Niye buradasın? İsmim Cem. Yeni single'ımı yayınladığım için sizinle denk geldik ve beni konuk ettiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Şey değil tabii ki. 25 yaşındayım. İngiltere'de yaşıyorum. Londra'dayım. Yaklaşık bir 7-8 sene oldu. Eğitim için oraya gittim. Beste yapma üzerinde yoğunlaştım orada. Sonrasında bestelerimi yayınlamaya başladım pandemide. Hı-hı. Bir Türkçe cover yayınladım sonrasında. Güzel bir geri dönüş aldım Türkiye'den. Hı-hı. Şimdi de yeni single'ım Icarus'la geri dönüş yaptım. Süper. Bu şekilde. Tamam, çok iyi. Şimdi İngiltere macerandan biraz başlayalım. Burada operaya merak sarmıştım. Ama tam olarak beni tatmin etmedi opera yapmak. Çünkü her zaman bir kendi şarkılarımı yazma isteği vardı benim içimde. Sadece nasıl yapacağımı bilmiyordum. İşte bu gittiğim okulda İngiltere'de oradan bir kabul aldım. Oraya gittim. İsmi neydi okulun? BIM. BIM. Aynen, British Irish Modern Music School diye geçiyor. Okay, tamam. Londra'da, İngiltere'de farklı yerlerde de var. Mesela Brighton'da da var. Hmm. Almanya'da da var galiba. Hmm. Hamburg'da sanırsam. Orada bize sadece bir disiplin öğretiliyor. Yani müzik bir disiplin. Hani sen istediğin yöne yoğunlaşabilirsin. Hani orada gazetecilik bölümü de var. Tabii ki de onu seçmen lazım. Hmm. Ama benim seçtiğim bölümde istersen performansa odaklan, daha duyduğunu çalmaya odaklan, ya da bestelerini yap ve
kendi sanatçı karakterini oluştur. O size o boşluğu tanıyorlardı. Ben de öyle yaptım. Müzik teorisini birazcık öğrenerek, hatta asistanlık da yaptım okulda müzik teorisinde. Ha, sonrasında kendi bestelerimi oluşturmaya başlayınca dedim ki ben bunları birazcık yayınlamak istiyorum. Peki okul kaç yıllık bir okul? Ben 4 sene okudum. 4. Normalde 3 sene de okuyabiliyorsunuz. Hı-hı. Ben konservatuvar müzik teorisi geçmişim olmadığı için foundation senesi diye bir sene okudum. Hazırlık Hı-hı. gibi. Hı-hı. Yani 3 seneyi bir senede size anlatıyorlar. Hatta bence benim son senemi saymazsam son sene akademik olarak zordu. Çünkü İngiltere'de sanat okullarının hepsinin geçmesi gereken, vermesi gereken sınavlar ve essay'ler var. Hı-hı. O yüzden o bakımdan beni zorladı ama foundation senesi müzikal olarak beni en zorlayan seneydi. Belki o de bilmediğim için. Kuramsal bir daha çok galiba anladığım evet. kadarıyla değil mi? Evet. Müzik teorisi üzerine. Hı-hı. Sen çünkü müzikle ilgili bir daha önce bir eğitimin yoktu anladığım kadarıyla. Sadece şarkı söylemek, opera vardı. Çok küçükken piyano çalmıştım ama bu çok küçükken oldu. O yüzden hatırlamıyorum yani çok o bilgileri. Burada bir de İzmir'de sanırım şey de demiştin bir... 9 Eylül'de galiba hı hı. bir kursiyerdim. Ha kursiyerdin. O nasıl oldu? O nasıl geçti? Ya da sana nasıl bir faydası oldu diyelim? Nasıl bir faydası oldu? Hocam çok faydası oldu. Alper Hoca'ya buradan selamlarımı vereyim. Soyadı nedir? Kazancıoğlu. Alper Kazancıoğlu tamam. Onunla beraber ilerken hani kursiyer sistemine geçtik. Ondan sonra hani o bana birazcık daha teşvik etti. Hani bak sen müziği çok seviyorsun ama opera seni kısıtlayabilir dedi. Ve ben de bu gerçekliğinin farkına varınca işte İngiltere'nin yolu açılmış oldu. İyi çok güzel aslında cesur bir karardı biraz da değil mi? Yani, evet. Zordu. Bir de genç yaşta kaç yıl oldu? 17-18'dim. Evet o yaşta hani İngiltere'ye gitmek orada müzik okumaya çalışmak iyi zor bir karar ama bunu yapmışsın. Oraya bestecilik üzerine eğildin anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Ama şöyle oluyordu hani aslında duyulduğu gibi değil. Çünkü hani bana kimse de beste yap gibi bir şey olmuyordu. Hani çoğu arkadaşımdan şeyi duyuyordum hani disipline oturtamadıkları için hani okulun onlardan onları bir şeye dönüştürme gibi bir beklentisi oluyordu. Ama hani okul öyle bir şey yapmıyor size. Hani siz kendiniz disiplininizle ne kadar repertuar çıkartabiliyorsanız kendiniz yapıyorsunuz bunu. Hı-hı. Kimse sizin başınıza durup hani şarkı yaz bu hafta şarkı yazdım. Zaten şarkı yazmak öyle bir şey değil zaten değil mi? Evet. Yani olamaz herhalde. O öyle bir şey dönüşemez herhalde. Evet. İyi çok güzel. Peki şu anki tarzın hani benim algıladığım kadarıyla yani ben senin ilk şarkılarını dinlediğimde bir grunge, 90'ların grunge'ı ama onu böyle biraz doğu ezgileriyle yorumlaman gibi geldi. Sen o yola nasıl girdin? Yani neler dinliyordun? Sonra nasıl böyle bestler oluşmaya başladı? Ya da sen buna karar mı verdin? Ben böyle bestler yapacağım diye. Yoksa bu doğal gelişen bir süreç mi oldu? Şöyle oldu. Türkiye'de yaşarken çok fazla böyle grunge'a hakim değildim açıkçası. Daha radyo ne çalışsa onu dinliyordum. Ondan sonra çünkü İngilizcem de yoktu aslında. Türkiye'de yaşarken ben oraya gidince öğrendim İngilizceyi tam anlamıyla. Sonrasında hani rock müziği her zaman seviyordum aslında. Rock müziğe karşı bir iştahım vardı. Ama beni her zaman geri çeken bir şey vardı. O da agresiflik. Rock müzikteki agresiflik beni çok geri çekiyordu. Çünkü ben öyle agresif bir insan değilim ve müzikte kendimi öyle yansıtmak istemedim. Bu arada rockçılar da agresif değil aslında ama. Evet, ben onu keşfedince sonrasında dedim ki hani evet. rockçılar aslında göründüğü gibi agresif değil. Hani Matt Bellamy, Jeff Buckley, işte Kurt Cobain o tarz insanların ne kadar hassas olduğunu görünce ve hassas bir şekilde yaklaştığını görünce dedim ki onlar da benim gibi. Hani demek ki ben de hassas halimle bu rock müzikte bulunabilirim diye. Özgüven geldi bana. Bu arada Kurt Cobain'e de benziyorsun. Herhalde söyleyenler oluyordur. Çok benzetiyorlar artık gerçekten. Hani bir ara hiç şey yapmıyordum. Hani Kurt'un ismini geçirmeyeceğim. Nirvana'nın ismini geçirmeyeceğim. Çünkü algıda seçicilik oluyordu. Ama çok seviyorum kendisini. O yüzden hani şey yapmak istemiyorum. Evet, ben de yeri farklı. Peki şey devam edebilirsin. Grunge ya da rock müziğe nasıl başladın İngiltere'de? Yani dinlemeye daha doğrusu. Galiba Kurt'la oldu. Kurt'un birazcık çok benzetiyorlardı çünkü. Ben dedim ki bakayım bir Kurt ya. Kimmiş bu arkadaş diye. Yani diskografisini inceleyeyim. Birazcık röportajlarını inceleyeyim dedim. Sonra çok fazla
ortak yanımız olduğunu görünce sadece tipten değil. Evet, evet. Baktım sonrasında Alice in Chains, Chris Cornell'in grupları, Chester Bennington'da ben grunge olarak sayarım. Evet, niye olmasın? O insanlara da gerçekten o dürüstlüğü gördüm. Hani müzikteki dürüstlük grunge'a yansıdı ve bu çok hoşuma gitti. Dedim ki ben de bu kadar dürüst olmalıyım. Hani hiçbir filtre olmadan, hani hiçbir korkusuzca yaklaşmalıyım müziğe. Bir markete fit etmek, bir birisi için yapmak değil de gerçekten kendim için yapmak istedim ve grunge'da bunu bulunca dedim ki bu benim alanım. Evet, doğru. Chris Cornell de büyük ihtimalle çok seviyorsun. Ben çok onda severim. Etkilerini gördüm biraz sanki. Ben de çok seviyorum bu arada. Chris Cornell hem besteci olarak hem solist olarak, onu da analım. Tabii şey doğru, yani bana da şey geliyor. Mesela ben Pearl Jam'i çok seviyorum. Bugün de onun tişörtüne geldim. Bugün de sana özel Pearl Jam tişörtümü giydim. Mesela Pearl Jam'de şeyi vardır. Bu belki biliyorsundur. Neydi o? Bizdeki Biletix benzeri bir sistem var Amerika'da, bir şirket var. Ticketmaster'a onlara karşı olan o mücadeleleri aslında onlara çok şey de verdi. Kariyerlerine zarar da verdi. Yani en azından vakit kaybettiler ve para kaybettiler büyük ihtimalle. Belki hayranlarından bir şey kaybetmediler ama mesela o mücadeleleri ya da işte Instagram'da sosyal medya takip ediyorum. Aslında 90'larda da öyleydi. Bir sosyal olarak bir şeyleri var. Bir hassasiyetleri var sosyal anlamda. Hep böyle yardım ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. Seslerini duyuramayanların sesi olmaya çalışıyorlar vesaire. Yani işte 90'larda şey diye geçer rock tarihinde aslında. Bunlar içe dönük gruplar. Evet. Politik olmaktan uzaklaşıp daha bireysel dertlerinden bahseden gruplar diye geçer ama Pearl Jam mesela o anlamda biraz ayrıksı sanki. Onlar da politik şarkılar da yaptılar bu arada. Özellikle 2000'lerde işte Bush yönetimi varken falan onunla çok alay ettiler vesaire. Popülerdi o zaman ama o akım vardı öyle bir. Evet, vardı bu Bush'a karşı, o Bush'un o aptal şeyi, imajına karşı. O yüzden bu dürüstlük dediğin şeyi ben aslında anlıyorum gerçekten. Şimdi genelde metalciler pek sevmez grunge'ı çünkü şey diye düşünürler. Yani biz onlara çok şey verdik, prim verdik, çok onları konserlerimizi davet ettik ama onlar çok popüler olup bizi sattılar diye düşünürler. Metalciler öyle bir şey vardır ama yani ben yine de ikisini de seviyorum sonuçta. Grunge'da çok şey, çok kısa süren ama çok değerli bir akım hala da. Hala o akımın etkilerini görüyoruz. Kesinlikle. O grupların da çoğu aslında var. Nirvana dışında herhalde hepsi var. Hala müzik yapıyorlar. Yani tabii ki de eski 90'lardaki gibi bir durum olmuyor. Ama bence yeni sanatçılarda yaşıyor. Yani ben de yaşadığını inanmak istiyorum. Ben yani aynı şekilde kopyalayarak değil de başka bir şeye dönüştürerek. Evet, farklı bir akıma belki dönüşüyor artık. Evet. Bu saatten sonra. Peki sana geri dönelim. Şimdi Londra'da bu eğitimi aldın, sonra ne oldu? Yani aynı zamanda okurken de müzik yapmaya başladın mı? Grup kurmaya, müzik grubu yapmaya yoksa bitince mi daha çok eğildin? Yok, aslında okulda benim sayısızca grubum vardı. Gereğinden fazla gruba dahil olmuştum. Orada işte metal de söylemeye çalıştım. Olmadı, sesim çok ince ve çok hassas kaldı. Sonra dedim ki ya ben şarkı yazmaya yöneleceğim. Birazcık içime kapanacağım. Yani böyle bir şey demedim ama böyle bir şekilde gelişti diyeyim. Sonrasında aranje etmeye başlaya şarkıları. Hani grup bana şey demeye başladı. Bunu çalar mısın? Şunu çalar mısın? Hani birazcık da ben yönlendiriyordum artık. Ondan sonra dedim ki hani ben yazıyorsam, şey yapıyorsam, çiziyorsam hani solo bir şekilde ilerleyeyim. Çünkü başka türlü tatmin olamayacağım. Çünkü bulamıyordum tam olarak istediğim şekilde çalacak insanları. Hep ben birazcık göstermem gerekiyordu. Tabii şimdi çok iyi müzisyenlerle çalışıyorum, artık söyleme gerek yok. ama o zamanlarda biraz da öğrenciyiz, öğrenci kafası vardı. O yüzden. Sabit bir grubun var şu an? Var ama hani şu anda yeni çıkan bir sanatçı olduğum için Türkiye'ye gelme durumuna sıkıntı oluyor. O yüzden Türkiye'de de burada çok yetenekli arkadaşlarım var. Onlarla ilerliyorum. Ama İngiltere'de evet sabit bir grubum var. Onlar şey mi? Türk asıllı mı? İngilizler mi?
İki tanesi İngiliz, bir tanesi İtalyan asıllı. Ha, tamam. Evet. Güzel. Oradaki grubun var sabit ama Türkiye'de de bir şey var. Müzisyen evet. Çevren ve grubun var yine. Güzel. Peki ne yapalım? Sen şimdi gitarınla geldin. Çok iyi oldu. Ben hep istiyordum stüdyoda öyle bir şeyler yapsak keşke bir gün diye. Ne çalalım, ne istersin? Kayıtlardan Lost'u benim çalalım. Çalmak isterim aslında. Senden Uygulsa. Dinleyelim o zaman. Olur. Değil mi? Lost'u ben çalayım. Tamam, süper. Sonra belki bir prodüksiyonlu bir şey de çalarız. Tamam. Lost hakkında ne diyebilirim? Evet. Yani çok üzerine düşünmediğim bir şarkı oldu. Biraz da kendi kendine şekillendi ama beni çok yordu aranje ederken. Çünkü şarkıda ud var, birden fazla gitar var, synth'ler var, işte drums var ama öyle hepsinin böyle bir hikaye anlatmasını seviyorum. Hepsinin şiirsel olmasını seviyorum ben. O yüzden hani fazlalığı sevmiyorum. Hani orada bir enstrüman varsa onun bir anlamı olmalı. Şarkı gerçekten bir anlam katmalı. Bunu bulmak uzun sürüyor. O evet. yüzden Lost öyle bir şarkı olduğu için benim zamanımı aldı. Bir de benim abim yönetmen. Buradan da ona selam vereyim. Tamam. Beraber bir klip çektik Lost'a. Çok gurur duyduğum bir proje oldu. Kırım Kilisesi'nden izin aldık. Orada bir ben Lost'a yani videosunda piyanist filminden etkilenmiştim. Ve hani ben başkalarının duygularını da hissedebilen bir insanım ve oradaki karakterin, oradaki insanın duyguları benimle çok bağdaştı. Ve şey yapmak istedim hani o bir piyanist olarak istediklerine son bir performans veremediği için ben onun adına bir son bir performans gibi yaklaşıp işte sandalyeler koyduk. Sandalyeleri kıyafetlerle giydirdik. Hani sanki onun bir son bir performansı gibi yaptık. Aa, çok güzel. Böyle bir sanat direction oldu. Sinema göndermen de var yani evet, klipte. Evet. İyi, çok güzel, dinleyelim. YouTube'da var bu arada klip galiba. YouTube'da var, Spotify'da var. Aynen, klip YouTube'da. Tamam. Million days without a sign, life nowhere to be found. Million days without a love, now I feel I'm feeling love. I am feeling lost, 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 lost in a holocaust It's been days, haven't moved on. Thousand days, wandered on to get someplace. Calls me home, gaze blank up to the sky, then I'm alone. Million days without a sign, no, I am completely lost. Ooh.
Çok iyiydi. Evet, bu peki Lost ilk şey mi? İlk yayın mı? Değil, İkinciydi. Değil mi? İkinci. Peki şimdi başladınız kayıtlara ve onları yayınlamak artık ihtiyacı duydun. Bu arada şey, seni aslında Cem değil, Jem diye bulacaklar değil mi? Evet, Jem diye bulacaklar ama Cem diye telaffuz edilecek. Çünkü ben İngilizler söyleyemediği için Jem olarak değiştirmek zorunda kaldım. Yok, çok mantıklı. Şimdi Türkler yanlış söylüyor. O yüzden... Ortası yok. Lütfen bana Cem deyin. Yani bu, ama şey, Jem olarak bulacaklar. Şimdi biz dinleyip şu an şey yaparlarsa, bulmak isterlerse Jem diye evet. Bulsunlar. O Instagram'da yüzden... da Jem Music... UK, UK, Jem Music UK. Tamam, Jem Music UK diye bulabilirler. YouTube'da da galiba yine aynı şekilde. Aynı şekilde evet, TikTok'ta da. Sen artık o şekilde devam edeceksin. Öyle gözüküyor. Değil mi, Jem evet. diye. Bence gayet güzel. Bir yine Pearl Jam şeyi de var. Evet, Pearl Jam. Dermesi de var. Peki TikTok, az önce bahsettin, o çok ilginç geldi. Ondan biraz bahsedelim mi, TikTok maceran? Evet, bahsedeyim birazcık. şöyle, işte Yalancısın adlı bir cover yaptım. Mark Arya'nın bir eserini coverladım. Hı hı. Sonrasında Instagram'da bir büyüdü. Ondan sonra TikTok'ta bir günde bir baktım, uyandım. İzleniyor. Dedim ki ne oluyor? Odamda oturuyordum. Akşama kadar 5 milyona kadar çıktı. Dedim ki 5 wow. milyon. Evet. Wow oldum. Sonrasında TikTok'ta devam ettim. Seviyorum da paylaşmayı TikTok'u. Evet evet, çok etkili aslında, özellikle evet. genç kuşak diyeyim şimdi. Sen gençsin de sen Z kuşağı sayılır mısın? Herhalde sayılmazsın. Sayılıyorum aslında. Sayılıyor musun? 25. 95'ten itibaren Z kuşağı. Hı. 95 veya 96, ben 98'liyim evet. sonundan. Evet, yine yakalıyorsun aslında. Kontajana. TikTok o anlamda etkili. Şimdi sen sordun ya, Açık Radyo acaba kimler dinler, kitlesi evet. nedir diye. Evet, bir soru yönelttim. Büyük ihtimalle pek Z kuşağına ulaşamıyor olabilir. Çok bilmiyorum. Hı-hı. Hani sanki öyleymiş gibi geliyor. Ama hatta Instagram belki Z kuşağı için, mesela şimdi onlar Facebook'a hiç girmiyorlar ya. Facebook evet. diye bir şey yok. Onlar, anne babalar giriyor oraya. Ona işgal edince kaçtılar. Herhalde bu TikTok herhalde şey, bu Z kuşağı için en ulaşılabilir evet. yer orası. YouTube bile belki o kadar ulaşılır değil onlara. Evet, değil. Değil mi? Sanki değil. YouTube bile değil. O daha bizi, yani benim yaş kuşağıma sanki daha şey, daha çok ulaşıyor. Çünkü YouTube galiba uzun kalıyor onlara. Daha evet. TikTok kısa kısa ya. O attention span şu an Türkçesi aklıma geldi. Evet, o evet. çok azaldığı için. Evet, o dikkat süremiz çok azaldı. Evet. Sürekli dikkatimizi çalıyor çünkü. Evet. Şey, sosyal medyada dikkatimizi çalıyor. Bir dikkat ekonomisi işliyor orada. Bu da müzik için bilmiyorum iyi mi kötü mü, sen daha iyi bilirsin. Sen söyle bence. Bence kötü ama hani gerçekçi olmak gerekirse dünya şu an bu yöne Değil doğru mi? Gidiyor. O yüzden Hı-hı. hani biz müzisyenler sanatçı olarak elimizden geleni yapıp hani bir payda biçmemiz lazım evet, kendimize. Evet, değil mi? Oraya bir adapte olmak belki. Evet, gönül ister ki hani keşke besteler bilinsin. Hani yeni çıkan Hı-hı. sanatçıların besteleriyle anılsın. Ama yani şimdi cover yapmaya böyle kötülüyormuş gibi, ama cover yapmayı da çok seviyorum. Ama hani ben hep kendimi besteci olarak gördüğüm evet, için. Evet, doğru, haklısın. Öyle bilinmek benim en büyük hayalim. Bu arada şarkıların genelde kısa değil mi? Çok da uzun değil şarkılar sanki. Bu bilerek Lost yaptığın bir şey mi? Birazcık hızlı bir performans oldu. Biz zaten sesim de şu an hiç yerinde değil. Kahve içiyorum ve daha yeteri kadar hydrated olmadım, su evet, içmedim. Evet, haklısın. Ama 3-3,5 dakika evet. arası. Aslında bütün şarkıların neredeyse sanki evet. 5'i bulan yok. 5'i bulan yok ama Paranoia 4 olması lazım. 4 küsur olması lazım. Bu emin bilerek değilim. Yaptığın bir şey mi? Denk geliyor hiç, değil mi? Hani denk. Sen çünkü plan programlı bir besteci değilim, değilsin. Hiç öyle kadarıyla. Birisi değilim. Hiç öyle değilim. Ne çıkarsa bahtımız oluyor birazcık benim evet. bestelerimde. Genelde 3-3.30 belki 4-5 yok. Ama 4
38 civarında bir yeni bir şarkı var. Öyle mi? Evet. Gelecek o. Gelecek. Daha vakit var. Birazcık var ona. Peki şimdi EP'in var. Dört şarkı mıydı o? Dört şarkı. Dört şarkı. Ondan sonra iki tane de single var galiba. Ya da bir tane mi? Dört şarkılık bir EP yayınladım. Sonrasında EP'den bir şarkının canlı performansını yayınladım. Paranoia'yı tekrardan yayınladım. Sonrasında da Yalancısını yayınladım. Ha, doğru. Altıncı tamam. olarak. Evet. Cover o. Şimdi yedinci de Icarus'ta yeni bir şarkı geldi. O şimdi yeni bir dönemin başlangıcı benim için. Peki şu yüzden sordum. Şimdi albüm çıkarmak tabii hala var. Hala geçerli tabii ki. Hani böyle 8 şarkılık, 10 şarkılık albümler. EP'ler de görüyorum Spotify'da ama sanki benim çok dinlemediğim tarzda olan şeyler, müziklerde daha çok single çıkarma, tek tek şarkı çıkarma sanki daha popüler hale geldi. O da yine bu TikTok şeyine, kitlesine ulaşmak için mi acaba? Yani tek bir şarkı, şimdi bütün albümü kim dinleyecek? Bir şarkıyla birdenbire. Sadece TikTok değil aslında. Spotify'ın da burada birazcık parmağı var. Öyle mi? Çünkü hani mesela bir albüm yayınladığınızda bir tanesini seçmek durumundasınız Spotify'ın öne çıkarması için. O zaman sanatçılar da diyor ki, yani ben diyorum ki, dört tane şarkımı niye ben veba edeyim, ayrı ayrı yayınlayayım, hepsini bir öne çıkarmasını kendime alayım. Peki sence bu yine iyi mi kötü mü, ya da da iyi kötü diyemeyeceğimiz bir süreçte miyiz? İyi kötü diyemeyeceğimiz bir şey. Çünkü hani realistik olarak bakıp hani dönem ne gerektiriyorsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Peki bence. Spotify sence müzik şeyini nasıl, yani Spotify gibi streamingler, platformları nasıl etkiliyor müzik piyasasını? Öldürüyor mu, canlandırıyor mu, ne yapıyor? Çünkü millet, yani millet derken insanlar CD almıyor. Ben de en son CD ne zaman aldın diye sorsan gerçekten bilemiyorum ne zaman aldım acaba. Fiziksel olarak müziğe şey değiliz artık, ne denir, sahip değiliz. Peki ne olacak? Yani mesela bir gün, bunlar özel şirketler sonuçta, bir gün tamam kapattım ben kapıyı dese hiç müzik var ya elimizde. İlla bir yere evrilir. Yani çünkü bu çok büyük bir endüstri dünyada ve yani illa bir yere evrilir. Ben fiziksel dünyanın olmadığı bir dünyada sen şimdi gözlerimi açtım. Yaş olarak da öylesin. O yüzden hani streamingle ben aşırı neşirim. Yani yarın bir gün olur olmaz ama illa bir yere evrilir ve illa hani sanatçı veya insanlar olarak adapte olabilen bir zaten varlığız. Bir şekilde adapte olup yolumuzu bulacağız. Aslında streaming'in de şu avantajı çok hoşuma gidiyor. Yani bir yerde bir şey okuyorum. İşte bir şarkıcısının, bir grubun şu şeyi çıkmış. İşte o şarkıda da şunu kullanmış falan. Eskide ne olsa şeydim. Yani onu ne zaman dinleyeceğim ki ben? Hani lisede falan kendi düşünüyorum. Nerede dinleyeceğim kim bilir? CD'sini alacağım da dinleyeceğim de. Radyoda zaten yabancı müzik çalmıyor vesaire. Ya da radyoda çıkacak da bana denk geleceğim de falan. Not alıyordum ben onları. Ve yazıyordu. Aa bak şu varmış ama kim ne zaman dinleyeceğim ben onu? Şu an albüm çıktığı an sahnesine dinleme şansım var. Evet. Streaming sayesinde. Evet. O iyi bir şey. Bir yandan da acaba iyi bir şey mi? İyi kötü yanları var. Çünkü o zaman da mesela plaj şirketleri sanatçıları alıp yetiştiriyordu. Potansiyel olan. Şu an öyle bir durum öyle bir şey yok. Kalmadı, şu an plaj şirketinin tek istediği sizin TikTok'tan ünlü olmanız, şarkınızın ve konser vermeniz galiba. Konser vermek için işte öncelikle bir işte bir o önce şey o sonra oluyor. O değil mi? Hani İngiltere'de öyle bir şey yok. İngiltere daha publarda sahne alabiliyoruz. Evet. Türkiye'de çok onu görmedim. Yani kendi müziğinizle bir yere gidip pub'da veya bir barda sahne almak çok az diye tahmin ediyorum. Ama yine de bir sosyal medyada bir kitlenizin olmasını istiyorlar. Bir şart gibi görüyor plaj şirketleri şu an. Evet, şart mutlaka. Neyse, yine sana dönelim. Ben çok konuyu dağıtıyorum. Estağfurullah. Ama bir yandan bir müzisyen birini bulunca benim hoşuma gidiyor. İyi. Bir de yurt dışından geldiğin için hani o müzik sektörünü de merak ediyorum. Konuşmak istedim. Peki sana dönelim. Yalancısını da istiyorsan biraz. TikTok'ta 5 milyon şu an kaç? Baktın mı? Ya o 5 milyonla ulaştı, sonra durdu. Hani durdu orada. O peak noktasını aldı, ulaştı. Aldı peak noktasını, sonrasında ama durdu. Ama çok iyi bir rakam değil mi? TikTok için bile iyi bir rakam galiba. Evet. Bu senin canlı bir performansın. Yani bunu şey yapmadınız, bir produce etmediniz yani o anlamda. Yani arkada back vokaller var. Öncesinde back vokal kaydettik. Tamam. Bir de birazcık bir akustik gitar kaydettik. Ve birazcık synth. Yani çok az bir çok altyapı var. Genel. Ama ondan sonra üzerine hani gitarlar, basslar, işte vokal, hepsi bateri, hepsi canlı. Nerede yapıldı bu?
Londra'da Holborn'de olması lazım. Bir stüdyo ile anlaştık. Orada yaptık. Peki Fiction şey? Studios ismi. Ne Fiction Studios. Fiction Studios. Peki şey, bu cover yalancısını biraz anlatabilirsin. Yani kimin cover'ı, nasıl sen buldun, biri mi önerdi, onu bir dinleyelim. Mark Aryan'ın bir cover bu. Mark Aryan'ın bir eseri. Ben onu coverladım, yalancısını. Pandemi döneminde böyle bir aile diyeyim ama uzak aileden birisi bana telefon açtı. Dedi ki işte Cem işte şu şarkıyı dinlemen lazım. bu aksanlı okuyuşu ve hassas sesi bana çok seni anımsattı. Bir dinle dedi sadece. Ben okey dinleyeceğim. Sonra dinledim ve dedim ki okey tam olarak neyden bahsettiğini anlayabiliyorum. ondan sonra fırsat olmadı. İşte EP'mi yaptım ilk. Onunla meşguldüm. Sonra ilk canlı performans kaydımda. Çünkü ondan öncesinde de EP'den önce de YouTube'da Türkçe cover koyuyordum. Mashup'lar yapıyordum. İngilizce, Türkçe karışık. Ama sonra dedim ki çok benim tarzım değilmiş bu deyip daha ya Türkçe ya da İngilizce ya yöneldim. Yani ikisinden birisine full bir şekilde yapıp. Sonra işte Fiction Studios'da canlı performanslarımı kaydettim EP'min. Sonra dedim ki yalancısını da coverlayayım. Aranjesini yaptık. Kaydettik. Ben sonra Instagram'da paylaştım. Baktım bayağı bir kişi beğeniyor. Dedim ki okey ben bunu TikTok'ta da paylaşayım. Sonra baktım bir gün TikTok'ta 5 milyon olmuş. Sadece bir gün içerisinde. Dedim ki wow Türkiye'de ünlü mü oldum ben ne oluyor gibi bir düşünce geldi. Evet. Türkiye'de dedim şimdi konuştuk ya girmeden önce. Yani İngilizce yapıyorsan, İngilizce müzik yapıyorsan gerçekten çok sınırlı bir kitleye maalesef. Hitap ediyorsun. Evet. Türkçe olduğu an birden algı değişiyor. Yani hala Türk, bilmiyorum dünyada da öyle mi bilmiyorum gerçi ama Türkiye'de onu anlamak istiyor insanlar. Yani İngilizce duymaktansa Türkçe anladığı bir şey olmasını istiyor. Çok anlamsız bile olsa sözleri ki öyle çok şey de var ya popüler kültürde. Yine Türkçe olsun istiyor. Çünkü ona eşlik etmek istiyor büyük ihtimalle. Evet. Söylemek istiyor yani. O yüzden Türkçe olsun. İngilizce bir şey olduğunda söyleyemeyeceğini düşünüp belki eşlik edemeyeceğini düşünüp ona biraz daha şey bakıyor. O yüzden de hani, büyük ihtimalle senin İngilizce olan bütün şeylerin İngilizce, bestelerin İngilizce onlarla yalancı sınıf arasında bayağı bir fark olmalı dinleyici açısından değil mi? Aslında Lost'la yalancı sınıf arasında çok büyük bir uçurum bir fark yok. Ama Spotify'da hani yalancı sınıf daha yeni. Yani Spotify'da evet Spotify evet, bazında. Yalancı sınıf Lost'a göre daha yeni bir yayın. Ama evet dediğimiz doğru. Hani Türkçe olunca insanların tepkisi bambaşka oluyor. Bambaşka. Bir de cover olunca. Gerçi bu çok bilinen de bir parça değil sanki değil mi? Eski şeyin orijinali. Ben bilmiyordum mesela senden ama sonra. Ama milyon streami var. Şeyde. Öyle mi? Yani bir kitlesi var. Ha, tamam. Bilinen ben, bir şarkı yine ben çok kısmen bilinen. Evet yine kısmen bilinen bir şarkı. Çok da güzel bu arada. Yani orijinali de çok güzel. Senin yorumun da çok güzel ben olmuş. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Daha önce biliyordun. Bu şekilde vesile oldu işte. Ha, bu telefon konuşmasıyla. Sonra diğer şarkılarını falan dinledim. Diğer şarkılarını da dinledim. Diğer şarkılarını da coverlamak istiyorum. Öyle mi? Londra'da Teoman konserine gitmiştim. O da bir şarkısını söylüyor. Kalbin yok mu senin? Öyle söylüyor. Mi? Evet, onun cover'ı. Bilmiyordum. Peki dinleyelim ama nasıl dinleyelim? Senden dinleyelim yoksa kaydını bence mı? Bence bu kaydı dinleyelim evet. Tamam o da canlı zaten. Aslında. Evet o da canlı. Tamam o zaman Cem'den dinliyoruz. Bir Mark Aryan cover'ı Yalancısın. Evet. Çok bekledim, çok bekledim. Gelecektin. Yıllar geçti. Sen vazgeçtin. Hep beklettin. Yalan. Çünkü yalan.
dönmüyorsan söyle bana yalnız dolu. Cem'den dinledik. Yalancısın. Stüdyo konuğumuz Cem. Peki. Senden bir de şey alalım bence. Hazır gitarın varken. Bir parça daha dinleyelim. Ne, olur. Ne söylemek istersin? Icarus'u söyleyebilirim. Icarus. Peki Icarus'tan bahsedelim. Ona bir klip gelecek galiba. Klip geldi. Geldi. Evet, şu geldi. An yayında mı? Yayında. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Aa, tamam. Bak ben onu kaçırmışım. Ben hani bahsettiğini gördüm basın kitinde ama sanki yayınlatıp yayınlamadığını bilmiyordum. Ondan bahsedeyim o zaman. Klipte ondan bir göndermesi var çünkü. Değil mi? Evet. Yani o mitolojik hikayeye göndermesi var. Hı-hı. Zaten şarkı onun üzerine. Ya ben müzikle sanatı çok bağdaştırıyorum. Hani görsel düşünüyorsun. Çok görsel düşünüyorum. Hatta ben hani bunu herkes böyle sanıyordum. İşte müzisyen arkadaşlarım, aranjör arkadaşlarım bunu anlatınca herkes bana böyle bakıyor yani. Biz böyle düşünmüyoruz. Yani biz duyuyoruz sesleri. Evet. Ama ben o sese uygun renkleri ve renklerin tonlarını görüyorum. Veya sahneler görüyorum. Veya sinestezik konseptler. Bir şey var sende. Yani sinestezik diyemem. Neredeyse. Çünkü sinestezik arkadaşlarım da var. Onlar direkt notaların renklerini duyuyor. Ya onlar ne kadar şanslı insanlar ya. Evet. Ama şikayetçi olan arkadaşlarım da var. Çünkü hani durdurabildikleri bir şey olmadığı olumsuz için. Olumsuz bir tarafı da var yani. Hani mesela size bakarken bir müzik duyduğum zaman hani değişiyor oradaki birden. Notanın rengi, renkleri geliyor. Birazcık dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Bana bu bile güzel geliyor şu anda. Keşke ben de olsaydı. Ben benimkisi öyle bir durum değil. Daha hani hissettiğim duyguya yönelik hani içim içime sığmadığı için hani renklerle, sahnelerle işte sinematografiyle anlatmaya çok devam iyi. Etmek istiyorum. Çok güzel. Belki de bahsetmiştim abim yönetmen. Onunla mı yaptınız yine? Bunu onunla yapmadık. Onu ben ayrı bir şekilde Londra'da kendi çevremle yapmak istedim. Kimdir yönetmeni? Mark Campbell Garrity diye bir arkadaşım. Onunla beraber yaptık. İngiltere'de çektiniz o zaman. Evet, İngiltere'de çektik. Küçük bir stüdyo. Hani İngiltere şöyle bir durum oluyor. Hani herkes şeyin farkında. Yeni bir sanatçı. Yeni çıkıyorsun. Hani oraya reklam filmi için gelen markalarla olan fiyatları karşılayamaz. Değil mi? Mutlaka. Hani herkes birazcık iyilik yapıyor. Müziği beğenirlerse. Stüdyonun sahibinin de eşi Türk'tü. Ve psikodelik müzik hayranıyım. Barış Manço hayranıydı adam. Süper. Benim de saçlar böyle uzun olunca, Türk olunca böyle ona benzetti. Ben de Barış Manço'yu da anlatmaya başladı bana stüdyoda. Öyle yaptınız. Evet. Bir de Losing My Religion'la ilgili bir şey vardı. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. O kliple ilgili bir şey vardı. Onun klibiyle ilgili sanki. Şarkıyı yazdım, stüdyoya gittim. Farklı bir versiyon vardı. Bu büyük ihtimalle 3. veya 4. versiyon Icarus'un şu an sizin dinlediğiniz. Ben şarkı yazarken böyle analiz etmeyi sevmiyorum stüdyodayken. Hani, bunu seviyorum şu yüzden değil. Ben en son böyle bunu bu yüzden seviyormuşum demeyi seviyorum. O yüzden diyorum ki ben niye Losing My Religion'ı görüyorum? Neden bunu görüyorum? Sonra fark ettim ki orada da Icarus var. Ve inanç hakkında bir şarkı. Hani o kadar ben hani bilincimi kaybetmeyi seviyorum ki şarkı yaparken anlamını bile anlamıyorum bazen. Hani ben de orada birazcık da inançla ilgili felsefi düşünceler ürettiğimi anlamadım. Ama o bakımdan Losing My Religion'da hem görsel olarak hem de felsefi olarak çok benzerlikleri olduğunu şu an görebiliyorum. Evet, o yüzden de yani bu bir etki olmuş sende. Sen çok farkında varmadın. Peki klipte o kliple ilgili bir şey görsel var mı? Yok galiba. Aslında var. Var mı? Yani tıpatıp aynısı değil. Çünkü benim öncelik verdiğim farklı
influence'larım vardı. Bu arada İngilizce kelime sıkıştırmamak için çünkü şey yapamıyorum çok fazla. Ben derste bile yapıyorum bazen. Bazı zaman kızıyorlar da haklılar da herkes. Ben şeyi çok seviyorum. Renk dediğim gibi ve turuncunun akla gelemeyecek kadar farklı tonunu gördüm Icarus'u yazarken ve dedim ki ben bunu kullanmam gerekiyor. Ve en sevdiğim sanat türü, akımı expressionist olduğu için oradaki paintingleri nasıl yansıtabilirim, nasıl sinemaya çevirebilirim diye çok düşündüm, çok araştırdım. İşte yönetmenle çok kafa patlattık. Sonrasında çok iyi bir sanat direktörü arkadaşımız geldi, Christine. Onunla beraber hani şu an tabii dinleyicilerimiz göremiyor ama bu duvar kadar bir duvara bir perde alıp onu boyadık. Christine boyadı. Tonlarını seçtik turuncunun beraber. Bu Scream tablosundaki gökyüzünü yapmak istedim. Çünkü en turuncunun tonlarını çünkü ben turuncu herkes enerjik bir renk diyor. Ama bence hiç enerjik bir renk, enerjik bir tarafı var ama çok duygusal yoğunluğu yansıtan bir renk benim için. Ve Edward Monk o eseri çizen kişiden şey demiş. Scream'i çizen kişi. Doğanın kanadığını hissettim. Kırmızı ve turuncu tonlarıyla. Doğanın çığlık attığını ve o kadar yüksek sesliydi ki bu çığlık kulaklarımı kapatmak istedim. Evet. Ve kendimi uzaylı gibi hissettim. Evet. O tabloda yanlış anlaşılan bir şey var. Bak sen de söyledin şimdi. Çok güzel. Herkes o figürün çığlık attığını düşünüyor. Oysa ki aslında figür kulaklarını kapıyor aslında. Evet. Değil mi? Evet. O da ilginçtir. Belki çığlık atıyordur o da hani sesten dolayı. Ama asıl çığlık atan doğa değil mi orada? Resimde. Evet oradaki ait olmama hissi. Çünkü kendisini uzaylı gibi tasvir etmiş. O dünyaya ait değilim. Ve hislerini o da çok hoşuma giden bir şey yani sanatta. Ben burayı görüyorsam stüdyoyu hani içimdeki gibi çizmek, bestelemeyi seviyorum. Hani göründüğü gibi, gerçek dünyadaki gibi değil. İçimdeki dünyadaki gibi. O yüzden hani klipte bu yansıdığını düşünüyorum. O dreamy, biraz daha rüyasal hava, masalsal hava. Modern dans katmak istedim. Çünkü bazen hani stüdyoda kendimi dans ederken de biliyorum ki okey modern dansta gerçekten dans eden birisiyle çok daha farklı bir yere gidebilir. Benim kendi Michael Stipe'ın performansı, kafasını çevirmeleri onlardan birazcık esinlendim. Onun da çok ilginç bir dansı var değil mi klipte hatırlarsan? Denedim birazcık öyle dans etmeyi. Çok kendine olmadı. Kimse yapamaz onu galiba. Evet. Gerçekten çok ilginç bir dansı var. Evet. Peki o zaman dinleyelim. Olur. Faith's a myth, God has set you free. Metal racks of peace, they all work bad. Your mind is still in lies. Dream of sexy flies. I'm losing sense of trust, they all work bad. Who has two wings and can fly from above? Icarus, don't get too close to the sun. You will fall, you will fall. Where is the light where he needed the most? I saw Icarus risking it all, and you will fall, you will fall. Build a fear, the truth is steady free. Cause everybody bleeds, you all know that. Your mind is dead in lies. Dream of sexy flies. I'm losing sense of trust. They all work bad. Who has two wings and can fly from above? Icarus, don't get too close to the sun. You will fall. You will. Light where he needed the most. I saw Icarus risking it
needle and you will fall. You will fall. Da 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 da. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bundan sonra nedir peki planlar? Bundan sonra nedir? Şu an Türkiye'desin ama sen aslında İngiltere'de yaşıyorsun. Evet, İngiltere'de döneceğim. Hı-hı. Yakında birkaç haftaya. Yeni single'lar var. Kaç tane var şu an şeyde? 7 tane. 7 tane? Ben wow. Bir sene kendi stüdyoyu kapattım. Dedim ki bu 7 şarkı bitmeden ben yeni hayatıma devam etmiyorum. Birazcık yanlış bir hareketti ama yapmam gerekiyordu bunu. Artık birazcık daha bilinçliyim, daha öncelik verdiğim şeyler de var hayatta. Ama bu 7 single şimdi yavaş yavaş 45 gün arayla çıkacak. Bir de biraz sık aslında değil mi? Yani normale göre. Evet. Sanki. Yani o yüzden hani hepsini bitirip sonrasında yayınlamaya geçmek daha en sağlıklısı ki o arada aman yetiştirmem lazım derdi olmasın. Peki şey mesela atıyorum şu an herhalde toplamda 10 tane ondan fazla şarkı olmuş. Şu an 7 olmuş şarkı olur. Çıktı. Bir eskiler... 6 tane daha gelecek işte. Ve bir 45 tane de kenarda bekleyen şarkı öyle mi? Var. Evet, yavaş yavaş. Peki gidecek. Onları sonra albümleştirmek ve fiziksel olarak basmak mesela ne bileyim plak falan basıyorlar ya daha prestij için. Öyle hayaller var mı yoksa bunlar biraz var, eskide kalan şeyler mi? Çok isterim ama hani o kadar bir kitlem yok. Fiziksel olarak beni aman Cem'in abimle alayım diyecek birisi. İşte oluşacak ya zamanla. Oluşunca o talep de gerçekleşir illa. Yani o da bir hayal aslında. Yani hayal kesinlikle derken yapmak istediğim bir şey anlamında. Çünkü ben ilk albümümü. Değil mi? Fizikselde tutmayı çok istiyorum. Bir de tabii şeyi de sen yine çok daha iyi bilirsin. Yani plağın sesiyle streamingteki dijital... Ne olursa olsun dijital kaydın ses arasında bir fark var herhalde mi? Yani plak koleksiyonum yok, evde bir kapım yok. Ama bilirsin yok. Sonuçta. Ama evet daha gerçekçi hissettirir kesinlikle fiziksel duymak. Bir de hani ben şeyi de çok seviyorum hani albüm kapağını tasarlayıp hani içindeki renkleri hani onu da diyecektim. Görmek, zaten almak. Bir de görsel düşünen birisin. Evet. Bir de bir plak o plağın kapağını görmek. Bir de plağın büyük ya kapakları. Evet. Hani kaset CD gibi değil daha da büyük oluyor. Tecrübeyle alakalı. Tecrübe yaşatmak. Gerçekten evet, evet. O sanatçının dünyasına girmek. O yüzden hani bu bazen sanatçılar şey yapıyor. Streaming partisi yapıyor. Hani oturup hani odayı ona göre dekore edip o şekilde bir şey sunum yapıp evet ben de yapmayı çok istiyorum ileride. Veya bunu bir konserde de verebilirsiniz. Işıklarla, arkadaki renklerle, kıyafetlerle. Hani böyle çoklu düşünmek çok hoşuma gidiyor benim. Evet. O yüzden ileride inşallah o da olacak. Plak da onun küçük bir versiyonu. Yani hem kapağı var, içinde alıp sözleri var. Alıp evinize götürebileceğiniz hani bahsedebileceğiniz. Ben işte bu sanatçının konserine gittim, bu dünyaya girdim. Evet, deyip hani bir tecrübeyi paylaşabilmek. Aslında bu kadar pahalı olmasa belki daha çok insan fiziksel müziğe daha çok ulaşmayı isteyebilir diye gibi geliyor. Şimdi plak falan çok pahalı şeyler ya artık. Evet ama bu genellikle hani plak ben hep görüyorum mesela İngiltere'de bir konser çıkışında herkes plak alıyor. Hani konserine gideceğiniz bir sanatçının plağını almayı genellikle. Evet tabii yine mutlaka öyle. Ki o konserden bir parçayı evinize götürüp yani şey yapabilir. Yeni bir sanatçıysa bir de hani oturup imzalıyoruz da biz onları konuşuyoruz. Hani full bir tecrübe. Evet yani streamingde o eksik belki. Peki bir daha İzmir'e, Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Yılda bir mi geliyorsun? Konser çok isteniyor. Ben de çok istiyorum. Özellikle İstanbul'da. Ama inşallah bir sonra hep böyle diyorum. Türkiye'den ayrıldığım zaman bir sonraki sefer konsere geleceğim. Peki bu sana mı bağlı yoksa neye bağlı? Yani mekanla anlaşıp bilet satışları, promoter. Bunu uğraşan birileri, uğraşacak birileri var mı? Senin yakın, yanında olan. Yakın şimdi o connection'ları birazcık kurmaya başladım Türkiye'de. Umarım yakın zamanda, tez zamanda. O da birazcık daha Türkçe cover'lar, birazcık daha biraz yeni release'ler.
bu şekilde büyüte büyüte birazcık, hani eğer bağımsız müzisyenseniz hani bir anda bir şeyler olmuyor. Öyle bir evet, evet, değil mi? Sihirli bir değnek yok. O bir de yüzden zaten daha zamanla. Çok gençsin daha, yani mutlaka gerisi gelecektir. Peki şey aklında yok mu mesela, şu an Çeşme'desin değil mi? Genel olarak yani Türkiye'deyken Çeşme'desin galiba anladığım evet, kadarıyla. Evet, yani İstanbul'dayım aslında. Ama Çeşme'de. Annem İzmirli olduğu için oraya gidiyoruz yazın. Hani şöyle bir yere bile birden sürpriz bir çıkıvereyim. Aslında olacaktı ama bir talihsizlik oldu. Ya. O yüzden olmadı. Umarım bir dahaki sefer olur diyorum. Tamam. O zaman İzmir'dekiler tetikte beklesin mi? Çeşme'dekiler, İzmir'dekiler. Belki çıkabilirsin diye. Bu yaz artık zor ama, bu yaz değil ben ama. İstanbul'dakiler bence tetikte onlar beklesin, bekleyebilir. Değil mi? Çünkü İstanbul'da kışa yakın. Çünkü şimdi söylemek istemiyorum. Birazcık sürpriz olsun. Tamam, bir şey güzel bir işbirliği yaptım. Süper. O kişiyle beraber belki İstanbul'a gelebiliriz. O zaten İstanbul'a tanıdığımız her sene biri mi? Gelen. İşbirliği yaptığın bir insan. Bilmiyorum, tanıyor musunuz? Belki programdan sonra size özel tamam, söyleyebilirim. Peki. Peki iyi, sürprizini bozmayalım. Peki şimdi tekrar hatırlatalım. Seni takip etmek isteyenler nereden takip etsinler? Spotify'dan Cem Yalancısın veya Cem Lost diye aratarak direkt beni bulabilirsiniz. Instagram'dan Cem Music UK diye bulabilirsiniz. Aynı şekilde TikTok ve YouTube'da da aynı şekilde varım. Twitter'da var mısın? Twitter'da da varım ama çok kullanmıyorum Twitter'ı. Olsun, belki onu takip etmek isteyenler olabilir. Hani konser falan belki. Orada galiba Cem 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 olması lazım. Öyle emin mi? Değilim, bu kadar kullanmıyorum ki Twitter'ı. Tamam, o çok resmi bir şeyin değil. Evet. Hesabın değil. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür ederim. Çok değişik bir enerji kattın şeye, stüdyoya. Senden bir şarkı daha dinleyelim istersen. Olur. Ve onunla veda edelim. Onu düşünmem lazım sadece. Tamam. Bu Mevlana'nın bir şiirinden esinlendim. Onu beste yaptım. Birazcık değiştirdim kendi hikayemi uyarlayarak. İsmi Neighbors to the Stars. Tell me, who do you see in my eyes? Finding yourself is a nice surprise. Why don't we fall in love? I'll tell you, who do I see in your eyes? I see the greatest skies with all the stars. Why don't we fall in love with no soul? The story unfolds with a nightingale, drifting smoothly yet unaware. When I saw your face, knew you from far away. Wait, I'll tell you, do I see in your eyes? You've been living in a small pond, so why don't you settle with me? I'll be a gate to your stars. Come wherever you are,
leave this world of ignorance.